Merhaba sevgili dostlar. Aşk ya da aşklar o kadar çok ki her alanda aşk var. Her baktığınızda aşık olmak yok. Ama bir bakarsınız ki dünyaya aşık olmuşsunuz. Hepsi bir yana. Hepsi bir yana. Çünkü bu saatte, bu yarım saatte futbol bir aşk hepsinin önünde geliyor. Ne iş yaparsanız yapın. Tanınmış kişi, hiç kimse tarafından tanınmamış kişi fark etmez. Aşkı tanıyorsanız futbol bir aşk ordusunun içinde varsınız. Efendim, şimdi benim bugünkü ordudan getirdiğim asker zamanının generali paşası. Tiyatronun, sinemanın daha çok. Şimdi kime sorarsanız sorun. Turist Ömer derler benim adıma, pişman olur bakmayanlar tadım aman hey. Vallahi evladım, sabahları babanın ruhu şad olsun ama evet, onun kadar söyleyemiyorum, heyecanlanıyorum. Minik bir gene tarihi bir hikaye, tarihi sunucu ya da tarihi hikaye yarışır. İstanbul'da, o zaman İstanbul'da değil, Türkiye'de halk evlerinde sanatsever çocuklar gidiyorlar ve tiyatro küçük küçük başlıyorlar. Ve bir gün tiyatronun, sinemanın büyükleri oluyorlar, sanatın büyükleri oluyorlar, düşünebiliyor musunuz? Bu güzellik içinde Eminönü Halk Evi'nde ben de gitmişim. O zaman etki altında kalmışız, tiyatro falan derken bir oyun, büyük bir oyun ve korkunç bir yani aktör demeyeyim de işte öbür yanlarda nedir? Figürasyon. Biz figüranlar falan gibi genç yakışıklı, delikanlı 20-21 yaşlarında tesadüf bir şarkı bölümü var. O şarkıyı söylemeye giriyoruz falan. Yanımda da bir genç var. Öbür genci tanıyorum. O dedi ki tanıyor musun? Tanışın dediler. Memnun oldum kardeşim. Ben Halit dedim. Ben Sadri dedi. Soyadlarını söylemedik. Sonra öğrendim. Adı Sadri, soyadı alışık. Ben de Kıvanç falan dedim. Ve o gün, bugün, şimdi kalbimde sevgili Sadri alışık. Sonra bir gün geldi. Bak canım ben böyle çenesini. Gösterin çenesini bakayım. Şimdi sakal dolu. Kerem'in çenesini okşadı ben Halit amcası olarak. Sonra Sadri'nin son aldığı Antalya'da ödülü sunan, takdim eden takdimci olmak benim için bir şeref ama acı bir şeref. O arkadaşıma aldı, ödülünü aldıktan bir süre sonra hepimize veda etti. Şimdi ama burada bugün Sadri var ama futbol hastası, futbol aşığı Sadri ile beraber oğlu var. Şimdi sen elbette tiyatro, sinema aşklarını aldın ve tiyatro, sinema, televizyon hepsi babadan geldi. Tabii, ama tabii. Sonra babadan geldi değil, sonra evlenip Çolpan İlhan gibi hepimiz ay ne güzel dediğimiz kızı o geldi. Çekti, baba aldı. Evet. Aldım. Onun için ana tarafından, baba tarafından senin bir büyük oyuncu olman, bir büyük tiyatro sinema sanatçısı olman normal. Evet. Gelelim bu ailede futbolda bir aşktı. Büyük bir aşktı. Çocuklukta sen gözünü açıp futbol aşkına ilk babanla nerede rastladın? Çok iyi hatırlıyorum. Bir beni maça götürdü. Fenerbahçeliydi babam. Beni maça götürdü ve bayağı da önemli bir karşılaşmaydı. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Eskişehir Spor maçı. O zaman da Eskişehir Spor çok fırtına. Kuvvetli. Fırtına takım, gibi. Fırtına. Fenerbahçe maçı İstanbul'da. Ben de çocuğum. İlk Fenerli olmam o maçla başlıyor zaten. Böyle omzuna alıp beni getirdi. Çünkü yoğun kalabalık vardı. Hele çıkışta ezilme tehlikesi geçirmiştim ben. Çocuk var dikkat edin diye bağırdığını hala çok net hatırlıyorum. Hani o maçla başladı benim Fenerbahçe'li bir şeyler anlayabiliyor muydun? Sen anlattın bak bu sağa çıktı, bu sola çıktı. Tabii. Ya, bak bu. tabii. Çok babam maçlara da çok peki, meraklıydı. Peki ondan sonra seni bu futbol aşkı çekip de gidip ben de topa vurayım değişin ne zaman? İşte o da 8'li 9'lu yaşlara başlar. Ben hakikaten çok hevesliydim futbola. Yeteneğim de vardı çünkü bütün mahalle iner beni özel seyrederlerdi. Dur bakalım şimdi golleri iyi atan mı, kurtaran falan mı neydi? Yok önce kaleci olmaya hevesliydim. Hadi ya, ama evet. Çok az kişi kaleci olmaya hevesliydi. Evet ben evde silgiyi duvara atıp silginin gittiği yöne doğru silgiyi tutmaya çalışırdım. O derece evin içinde. Bana mahallede ilk başladığımda büyük bir abi dedi ki
Oğlum dedi, kaleci hariç ne oynarsan oyna dedi. Ben böyle baktım. Çünkü dedi kaleci dedi, bak büyük maçlarda öyle göreceksin dedi. O zaman televizyon yok. Maça götürürlerse görürüz. 89 dakika gol yemeyen kaleci bir tane gol yer. Maç 1-0 biterse herkes kaleci golü yedi der. 89 dakika dökülen ilerideki santrfor bir topa vurur, bir gol atarsa kahraman olur, kaleci olma demişti. Doğru. Ama sen... Doğru, hatta futbolcunun enayisi diye böyle laf meclisten dışarı, kaleci falan diye tabirler vardı o zaman. Öyle başladım ama sonra tabii kaleciliği baktın bıraktım. Baktın ki kızlar bakmıyor kaleciye mi, öyle bir şey mi? Futbolda kalecilik zor. Evet, oyuncu olarak devam ettim ve bayağı ben merak saldım. Babam maçlarıma gelirdi. Önce amatör kümede Dikili Taş'ta başladım futbola. Hocam Yaşar İçli beni aldı, beğendi, seçti, takıma koydu. Babamı maçlara gelirdi, beni çok izlerdi. Benim bildiğim çekim, sinema, şu bu. O zaman bir şey olurdu. Rastlaşırdık bir yerde. Ben de gazetecilik de yapıyorum bir yandan. Konuşurduk falan. Sadri, ya bizim de bu hafta çekim var ama ben şimdi bugün biraz evvel konuştum yönetmenle, rejisörle o zaman. Rejisöre söyledim. Vallahi ne yapayım? Maçlar gündüz o zaman. Tabii çünkü. Gündüz. Sabah dedi ki çekerim dedi. Bire kadar oradan gider, maçı seyreder, oradan gelirim falan diye. Yani çekimleri bile aksatarak gelirdim maça. Çok önem verirdi. Hem benim maçlarıma gelirdi, hem Fenerbahçe maçları izlerdik. Futbol bizim evin içindeki en sosyal aktiviteydi diyebilirim. Hem izlemek, hem bir fiil ben içinde olduğum için benimle beraber o heyecanı yaşamamız. Sokakta babamla takılırlardı mesela ona. Fenerbahçe o hafta gol yemişse, kaybetmişse falan. Döner cevap verir. Mesela espriyle cevap verir. Kızamazlar falan. Hadi ellerini çırparlardı. Tabii ciddi üzüntüler yaşardık. Babamın bir filmi vardı. O zamanlar Fenerbahçe'ye önemli bir transfer gelmişti. Roman Sasu diye sen evet hatırlarsın abi. Ama Sasu frikikten goller atardı falan. Normal bir adam, harika evet oynuyor. Evet. Paraysa para, pulsa her şey pul var. Ben döneceğim dedi adam. Evet, 4 öyle sonra dedi. Fakat çok enteresan. O adam babamın bir filminde babam kendini Sasu yapmış. Arkada da Sasu yazıyor. Hiç unutmam, Fenerbahçe şapkasıyla. O filmini hatırlarım hatta 2-3 tane. Adam ben dedi duramayacağım, memleketimi evet, özledim gitti dedi. 3 gün, 5 yani gün, 5 gün değil. Biz kısa bir süre ne istiyorsan dediler. Hayır dedi, halkla şeyim çok dedi. Evet. Geldi muhteşem ama korkunç bir şey. O top geçmez derdin, o topu geçerdi. Evet, öyle Sasu, bir enteresan. Biraz şeydi yani hafiften. Evet, hafiften. Tahtası eksikti. Evet. Dedikodu yapıyor. Onları yaşadık. Peki çocuklukta yani hatırladığın senin futbolda yani isim olarak, yalnız Fenerbahçeli değil. Aa bak bu hafta maçımız var ama Galatasaraylı filanca, ya o çok tehlikeli, onu tutamayız. Yani bizim idolümüz o zamanlar Cemil abi, Cemil. Alparslan, Cemil, Cemil Turan, Engin, evet onlar vardı. Sonra işte Rıdvan, Rıdvan'a çok önemsedik. Aykut Rıdvan, o takımın o 103 gol atan takım. Tabii. Tabii Tanju Galatasaray'da, Tanju'nun işte iyi dönemleri, Uğur vardı onlar. Peki çocuk olarak eskiden yetiştiğin, en eski yetiştiğin? En eski yetiştiğim Ziya abi diyebilirim. Ziya Şengül. Ziya abiyi hatırlıyorum. Şükrü Birant falan. Şükrü Birant falan onlar. Kalede Yavuz, o Fenerbahçe'nin evet efsane kadrosu. Maç olarak peki hatırlayayım. En bizde yer etmiş maç o 3-0'dan 4-3'lük Galatasaray maçıydı. 3-0 malum. Evet, babamla seyrederken inanılmaz bir ilk devre ve değişik bir ikinci devre yaşamıştık. Peki baba 3-0 olunca gitti bu maç mı diyordu? Gitti diyorduk. Bunlar gitti işte böyle falan. Kızıyordu. Bu takımı satacaksın, hepsini atacaksın. Böyle olur mu, şudur budur, altı olur bu maç derken, goller başladı. Bir anda tam tersi oldu. Bir tane oldu, iki evet, tane oldu, iki, üç oldu, dört oldu. Biz babamla kucak kucağa artık. Demiyor musun, baba biraz evvel atalım diyordun hepsini. Zıplarken yakaladık kendimizi. Yani o maç inanılmaz, hakikaten hayatımızda çok önemli bir andır o. Yani. Ama şimdi sevgili dostlarımız, sizlerle buluşmanın mutluluğu içinde futbol aşkını konuşuyoruz. Sizler de futbol aşığı olmasanız da spor aşkının bir bölümü olarak futbolu sevebilirsiniz. Şöylesine, ne yazık ki bu genç de ondan sonra, şimdi annesi Çolpan İlhan da aynı zamanda tiyatroda büyük bir isim, tabii, sinemada büyük bir isim ve şu anda da
sizin gayet iyi oyunlarınız falan devam ediyor. Bu bakımdan tiyatroya yönetici olarak da mecbursun tabii, vermeye. Bunun tabii için galiba tiyatro aşkı, sanat da, aşkı, futbolun epi önüne geçti. Orada artık bir meslek değişimi söz konusu oldu. Yani futbolun seyircisi olarak alkışlamada kaldık. Halı sahalar falan bizim için hayatımızda devam etti ama tabii televizyonlardan Fenerbahçe'yi hep takip etme durumunda kaldık. Sanat ön plana geçti. Babamın vedasıyla ondan sonra işte benim oyunculuğa başlamam çok ironik bir durum oldu tabii. Doğru. Yani Sadri'nin bir yanı daha vardı. Futbolda en çok sevdiğim, benim gibi biz aynı kafada insanlar, bizim için futbol aşkı vardı. Bu Galatasaraylı Metin olurdu, Beşiktaşlı Şükrü olurdu. Tabii, diğer seyretmek takımlarda evet, Trabzon'da kaleci Şenol Güneş olurdu. Hı-hı. İzmirli futbolcular için de biz onları seyredebilmiştik de büyük yıldızları. Şimdi bugünün büyük antrenörü Mustafa Denizli, tabii, Altay maçlarında Mustafa'nın kornerden mi kafayla mı nasıl gol atacağını bakardık. İşte tabii, Sadri de öyleydi. Futbol aşığıydı. Kendi takımından daha iyi oynayanları ayağa kalkıp aferin oğlum derdi. Zaman tabii öyle bir fanatiklik içinde olmadı. Çok objektif bir futbol seyircisi olarak iyi oynayanı, kaliteli oyuncuyu her zaman peki ayırırdı. Ama sen çocukken tiyatro, sinema, hı-hı, film, baban da popüler. Hı-hı. Onun yerinde olmak mı yoksa seni maça götürdüğü şeyde futbolun ağırlığı? Ben bu ikilemi çok yaşadım. Ha, biliyorum ya, ben yakınından sorardım evet, da sen olacaksın baban gibi artist. Kaş kaldırdın, futbol derdim evet. Futbol hep önceliğim olmuştu. Oynuyordun ama iyi. Tabii iyi oynuyordum. Amatör milli falan profesyonellik hayatım oldu. Futbolda bayağı bir evrelerim oldu Dikiltaş'tan sonra. Ama orada ne kadar futbolcu olmak istesem de gelip evde babamın filmlerindeki onun oynadığı karakterlerin taklidini yapardım falan. Kendimi onlarla özdeşleştirmeye çalışırdım. Dengeli gitti. Futbol tabii hep bir durum üstü. Baba futbola üstelim mı itti seni, sanata mı çekti? Serbest bıraktı ama gel hadi bakalım biraz sanatsal bir faaliyetler içinde bulunmak ister misin? Bak şöyle yapalım demedi. Sessiz kaldı. Anne, benim tasarrufumu çolpan bıraktı. Annem hiç karışmadı zaten. Ha. Ama ben o dönem hep futbola tercihimi, evet, o ben önündeydi. Onu hatırlıyorum. Futbola kanalizeydim. Babam da gelir maçlarımı izlerdi. Hep futbol birinci plandaydı. İşte Cemil abiyi o zaman hep Cemil olacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım. Derken tabii onlarla. Derken ondan sonra işte bir sakatlıktan sonra futbolu bırakma süreci, babamın aramızdan ayrılışıyla da bütün bu oluşumları işte annenin onun adına yaşattığımız her şey. Benim bildiğim kadarıyla gayet saygıdeğer insanlar. Tabii, dayım falan tabii hepsi. Dayı, onlar Galatasaray taraftarıydı. Onlar ısrar etmediler mi? Oğlum hani bak gelsene bir çikolata alayım da Galatasaraylı ol falan. Yok, yaparlar hiç, ya öyle. Annem de Galatasaraylıydı fakat o tabii bizim üzülmememiz için Fenerbahçeli göründü. Taraftar olarak. Beşiktaşlı yok muydu hiç aile yakınlarında? Yok, aile yakınlarında hiç Beşiktaşlı yok bizde. Yani hep Galatasaray Fener ağırlıklı. Annem tabii biz maç izledikçe, üzüldükçe Fenerbahçe yensin de bunlar bari üzülür. Rahatlayalım. Peki yurt dışına falan çıktığın zaman orada denk getirip büyük bir maç görmek, yabancı maçı, bu merakın var mı? Var ama hiç denk düşüremedim. Çok da fazla seyahat etmediğim için bir türlü bağlantı kuramadım. Televizyonla nasıl, futbol televizyonda olarak aran? Televizyonda şimdi bir Sadri daha var ya bizim Sadri, küçük Sadri. Var, evet. Şimdi benim babamla yaşadığım her şeyi ben Sadri ile yaşıyorum. Onunla beraber. O da Fenerbahçeli yaptı. Fenerbahçeli tabii. O da oynuyor mu peki top? O da oynuyor. O da merakı var ama halı sahalarda oynuyor. Çok öyle bir aktif içinde değil futbolun. Onun ama sanata düşkünlüğü. Vallahi Ali abi istiyoruz biraz ama biraz senin kadar o da biraz böyle benim gibi geç devreye giriyor onda da. O da bastırmış duyguları. Herhalde bir Sadri alışık daha olacak sanat hayatının içinde. Diyorsun. İnşallah. Olsun diyorsun. Olsun evet, istiyorum ben de, çok istiyorum. Ama maçları onunla beraber takip ediyoruz. Çok üzülüyoruz. O maçlara da gidiyor. Bazen baba ol seyretmenin zevkini yaşamaya çalışıyoruz. Peki futboldan bir de hani üzüntülü böyle maçtan çıkıyordun, biri sakatlandı yahut sen buna benzer bir
bildiğim kadarıyla o da var, var sakatlık. Var tabii. Benim mesela bir maçta ben yere düşüp kalıyorum. Babam tribünden seyrediyor. Şöyle anlatıyor ya. Şimdi çok merak ediyorum. Maç oynanıyor, Kerem yerde ve kalmış durumda. Fakat herkes bana bakıyor tribünde. Bakalım ne tepki verecek diye. Çok içimden de hani sahaya inip ne oldu demek geliyor. Onu da diyemiyorum. O enteresan bir anekdotu vardı. Sonra işte benim ayağa kalktığımı görünce rahatlamıştı. Futbolun içinde var tabii sakatlık, hoş bir şey değil ama o mücadele içinde esnasında olabiliyor. Ben daha sonra ciddi bir sakatlık geçirdim. Futbol sakatlığı seni futbolcu olmaktan uzaklaştırdı. Evet, araya zaman girdi. O zaman içinde de korkular, tasalar başladı ve öyle kaldı. Belki futbola devam etseydin, büyük bir futbolcu, milli futbolcu derken yönetici falan. Ama sen tiyatroda içinde onları yapmayı tercih ettin. O öyle oldu. Yani ben tiyatroda ilk oynadığın oyun Fehim Paşa Konağı, Yusuf'u oynadım. Turgut Özakman'ın Fehim Paşa Konağı'nda. Babanın, annenin etkisi oldu mu senin tiyatro? Onu seç. Bak ne yapacaksın bu yağmurda, çamurda gidip top oynuyorsun. Gel sana sahneye çık. Yani babam hiç bilemedi benim oyuncu olma arzumun bir gün. Ben oynuyor dedim. Hadi yavrum sen de lafla oynatıyorsunuz dedi bana. Niye dedim? O artist olacak, gelecek dedi. Seni artist olarak istiyordu. Evet, istiyordu. Sanatçı. Görememesi çok üzücü, kadersizlik. Sen parladığın yani zamanları göremedi. Göremedi. Benim oyunculuğa başladığım anları göremedi. Yani o biraz vuruyor bizi, üzüyor ama peki, yapacak bir şey yok. Peki tiyatroda attığın ilk gol, ilk oyuna başladın, ondan sonra sana göre. Şimdi ilk tiyatro, ben kendi tiyatromuz varken Sadri Alışık Tiyatrosu, başka bir tiyatrodan bir teklif geldi ve gururumu okşadığı için orada başladım evet. Tiyatroya, enteresan. Annem de dedi ki oğlum sen deli misin, burada bizim tiyatromuz var. Ne diye? Niye başka tiyatrodasın, gel. İkinci, üçüncü sene kendi tiyatromda oynamaya başladım. Fehim Paşa Konağı benim için ilk olduğu için çok önemliydi. Çok önemliydi ama bir tanesinde dedin ki kendi kendine yattığın zaman gece, artık ben babamın oğlu, annemin oğlu olduğum tiyatrocuyum dediğin ağır oyun roman, ve rol. Ağır roman, Gülü Gülü Salih'i oynamıştım. Kimlerle? Ağır romanda Cezmi Baskın vardı, Gülsen Tuncel vardı, Ruhi Sarı, Devrim Saltoğlu. Bir 20 kişilik bir kadroydu. Metin Kaçan'ın hem balesi hem tiyatrosu hem sineması yapılan eseriydi. Çok hoş bir eserdi. Oradaki Salih rolü hakikaten hem ödül getirmişti hem de artık tamamdır dedirtmişti. Vallahi o ben benim hatırlıyorum için, bir hayli ödül törenini sundum ve bunların bir kısmında her sefer artık klişe oldu ama sevgili Sadri diye ona sesleniyoruz, bir yerden görüyorsun falan diyoruz. Falan. Gerçekten ben Sadri'nin yokluğunu hala ben alışamadım. Sen tabii, haydi. Çok özlüyoruz onu, çok özlüyoruz. Peki gelelim onu. Gene maçtan çıktınız, dediğin gibi kaybetmişse kızardı, yenmişsen çok yenmişse zevkli. Yenmişse daha rahat ederdik. Maçtan eve gelirdik, çok alışkanlıklarımızdan biriydi, aç gelirdik. Sağında yumurta yapardı anne bize. Peki ama sen bir zevkle, sevinçle yerdik yani. Sen Sadri Alışık'ın oğlu olarak ya da Çolpan'ın oğlu olarak bilhassa yani turist Ömer tipi bir tipin kahramanı değil, tiyatro, iyi bir tiyatro oyuncusu olmayı seçtin. Yani babanın taklidi olmayı denemedin. Denemedim tabii ki. Çünkü onun gölgesinin kendi gölgem olmadığını biliyordum. Amerika'da yakınları makınları küçük Şarlı olmayı denediler, evet. Olmadı. Tavşanın suyunun suyu gibi. O ona özdeşleşmiş, ona ait bir şahsiyet ve o dokunulmaz bir klasik diye düşündük. Biz kendi gölgemizin altında ne yapabilirsek o çabayı o emeği verdik. Ama veya yöneticilik tarafların hafiften ağır basmaya başladı. Ay şimdi bir de öyle bir şey oluştu. Çünkü tabii babamdan sonra onun adına tiyatro kurma düşüncesi ve bunu realize etmemiz bir şekilde bu tiyatronun yönetmenliğini, sanat yönetmenliğini, işte onun repertuarını düzenlemek, organize etmekle şekillendi.
O gün bugün 15 sene oldu. Tiyatromuzun kurduğumuz yıldan bu yana 15 sene geçti. 15. yılını bu sene yaşamaktayız. Bir de bir akademi oluşturduk, kurduk. Bir de tiyatro okulu kurduk. Burada da yetenekli gençleri kültüre, sanata Sadri Alışık çatısı altında kazandırdık. Bununla yetinmedik, bir de Ankara'ya el attık. Ankara'da da bu akademinin ikinci bir şubesini açtık. Oradaki sesini duyuramayan, kendini ifade etme şansı bulamayan çocuklarımıza da bir zemin hazırladık. Bir fırsat oluşturma amacıyla sanata ve kültüre katkımızı devam ettiriyoruz. Ama sanatta tiyatro ile sinema, ikisi de iki çocuğunuz faraza ama tiyatroya daha yakınız. Evet, tiyatroda daha fazla hele televizyona en az haldeyiz. Benim görüşüm yani. Evet, şu an biz sinemaya da başladık. Sinema filmimizi tamam, yaptık ama yani hayatımız, tiyatro daha ağırlıklı geçiyor. Tiyatro başladığı gibi yani. Başladığı gibi. Evet. Orası bizim daha gönlümüzü daha okşayan bir yerde duruyor. Evet. Evet. Ama sinema tabii ki beraber olacak. Televizyon hiç yatsıdığımız bir şey değil ama sanatsal anlamda... Diziler seni çekmiyor. Evet, diziler şimdi biz artık kendi işimizi yaparak televizyonda yani. Olmakta tercihindeyiz. Ha. Onun için kendi yapımcılığımızla istediğimiz işleri yapmak için onu bekliyoruz açıkçası. Vallahi güzel. Peki tekrar futbola dönelim. Maziden... Hatırında kalan, demin de saydın ama mesela bak şu maçtı. Hani 3-2 gol yemişken 4-3 oldu. Senin daha bilinçli seyrettiğin maçlardan. Tabii şampiyonluklar hepsi mutlu eder de. Mutlu eder. Yine bir Gaziantep Spor maçı var. Yine 3-0'dan Fenerbahçe'nin 4-3 aldığı sonra şampiyonluğa. Ben de 3'ten 4-3'leri beğeniyorum. Ama onlar çok yani acayip ümitsizsin. Ümitsizlikten ümit doğuran maçlar. Galatasaray maçları, klasik Galatasaray maçları. O 6-0'lık maç hiç unutamadığımız maç. Peki yabancı takımlarla olan? Orada Manchester United'ı burada 3-1 mi yendik, 3-0 mı yendik? Çok önemliydi. Sonra Sevilla maçı elediğimiz maç, Chelsea'yi burada yendiğimiz maçlar. O dönem ki Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarılı oyunları. Onlar yabancı futbolculardan seni en çok etkileyen seyrettiklerin için. Messi çok beğeniyorum. Şimdi Messi. Daha önce Maradona tabii çok önde. Evet. Bir de Cruyff'u şimdi eski gollerini falan gördükçe çok iyi futbolcuymuş diye içimden. Vallahi bana soruyorlar. Ben diyorum ki kusura bakmayın, Pele ile ilk röportajı yapan adam ama değil. Pele'yi bir gün birisine dönüp parmağının ucundan tekme atarken görmedim. Yani, evet. Yalnız topa tekme attı. Ona çok, o da çok şimdi önemli aynı şeyi Messi için söyleyeceğim. Tabii doğru. Messi için yani Messi'nin ayarında bir takım insanlar var. Ama ufacık boyundan şöyle girip de aradan bu topa böyle vurulur. Yani kural nedir? Bu kağıdı burada tutup böyle alırsam bu kağıdı şöyle alırım veya tekellen alırım. O öyle almıyor. Elleri yani, burada iken kağıdı alıyor ayağında falan. Acayip bir şey. Ha, şimdi o bakımdan bunlar büyük. Peki bizde? Bizde mesela yabancı... Bugüne gelmiyorum, dünden. Demin saydın ama şimdi hepsi. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, bütün. Tabii. Fenerbahçe'de J.J. Okocha vardı. Ben çok beğenirdim onu. İnanılmaz bir futbolcu derdim. Galatasaray'da Hacı çok önemli bir futbolcuydu. Gelmiş yabancılar için de. Aklıma gelen yerli yabancı Türklerden Fenerbahçe'de Oğuz benim bir numaramdı. Evet. Çok istikrarlı ve çok kaliteli bir oyuncuydu. Aykut aynı şekilde. Şu anda Alex'i çok ayrı tutuyorum. Galatasaray'dan Tanju. Metin Oktay'a yetişmedin. Yetişmedim. Onları duydum i̇şte ettim ama. Benim için ben tabii, Metin'e yetişmeyenlere üzülüyorum. Lefter, Metin, tabii. Can Bartu tabii onlar büyük, çok yetenekli oyuncular, değerli oyuncular. Hani ilk aklıma gelenler şu anda bunlar. Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Yine çok iyi futbolcu. Peki kötü sonuç etkiler mi? Yani maçta olmasan bile, hatta seyretmesen bile. Üzülürüm, işte çok üzülürüm. Yatağa yattığın zaman, ya 3 tane yedik çok kötü falan diye. Çok etkiler. Mesela bazen bizim oyunlarımız maçların saatiyle denk düşüyor ve maç sonuçlarını oyunun arasında falan söylüyorlar. Böyle de takılan arkadaşlarımız da Fener mağlupsa falan
iki oldu diye sahne üstünde. O biliyorsun onu rahmetli Altan Erbulak'la Metin Serezli çıkardılar. Şimdi Altan Galatasaraylı, Metin Fenerli oyuna çıkarlar Dormen'de. Oynarlarken öyle bir şey. Dormen'in de Haldun'un da sevgili ilgisi yok futbolla. Hiç ilgisi yoktur Haldun'a. Metin'de bu yok, ne kadar bir şeyler konuşuyorlar bunlar. Metin'de o içeride radyo, televizyon yok. Radyoda duymuş, gelmiş, gol attıklarını birbirlerine söylüyorlar. Hiç ilgisiz bir cümle. Haldun kenarda. Tiyatroda çok yapıyorlarmış. Var, yapıyor. Bizde de yapıyor. Bizde de oldu. Hatta en son 72. koğuşu oynarken tiyatroda Fener Galatasaray maçı var. Son Selçuk'un attı Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maç. Yavuz'la beraber izledik. Yavuz da Galatasaraylı, Yavuz Bingöl. Bingöl. Maç bitti. Bizim oyun başlıyor. Giyindik, oyuna çıktık. Yavuz hala maçta kalmış. Üzüntülü. Ben nasıl oynayacağım falan. Oralarda bir kendine gelmekte zorlanmıştı. Onlar birbirlerine laf atarlardı. Evet. Biz de orada ona biraz... Şimdi diyor ki gelmiş, ben de yine hatırladım, rahmetli Altan'dan girmiş içeriye. Yani mesela nerede kaldı şu üç kişi diyor. Onlar üç kişi değil aslında diyor. Beş kişiydi ama ikisi ofsayt falan filan. Orada onlara birbirlerine şey diyorlar. Yani iki gol attık sayılmadı. Bir de penaltı vardı. Şimdi artık öyle zannediyoruz ki bir yandan tarih dersi gördük bugün. Tarih dersine girmiş gibi hissediyorum kendimi. Sadri Alışık Türk sanatında bir tarihtir bu, bir gerçek. Evet. Ona Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Sizlere, Solpan'a, sana, ailenize ve sanat ailesine başarılar. Çok, çok teşekkür bol olsun ederim diyoruz. Sağ ol. Size bir tek sözümüz var. Haftaya bu saatte yine karşımızda olun. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzümüz hep gülsün.